Şimdi master page nasıl yaparız ona bakalım. PHP ile master page. Çıkalım biz. Evet, finish. Şuraya bir adet fark etmez ya, şunu ekleyeyim. Bir tane de ekleyeyim. Tabii ki internetten şey bulmanız lazım. Bir tane free CSS. Şurada Bing'de arıyor, beni deli ediyor arkadaşlar. Şuradan ilk CSS'i indirelim. Neyse abi, iyi ki. Evet. Şu elimizde olan bir tane ıvızın içinde şey var. Bunu kullanmışsın ya. Şimdi site açmıyor. İnternette bir sıkıntı var galiba. bunun dosyaları çıkartacağım. İşte projenin içerisine atacağım. Evet, resimlerini aldım şeyin. Style'ını aldım. Bir de indeksini aldım. Aslında şunu açmayabilirdik ha. Şunu sileyim mi? Açtınız mı siz bu PHP indeksi? Tamam, sileyim onu. Ne? Azure'da Acumen diye bir zip dosyası var. Onu açtım. Buraya. Sonra özelliklerden şuradaki uzantısını değiştirdim, PHP yaptım. Index HTML'de index PHP oldu. Aslında şey yapalım ya. İşte daha detaylı bir şey yapayım mı? Biraz daha detaylı olsun. Bunu hiç bozmayın. Sen işte bu HTML kalsın. Detaylı bir şey yapayım, güzel olsun ya. Bu böyle kalsın. Bununla işimiz olmayacak. Bir tane PHP file açıyorum. Taslak. Taslak nokta PHP diye. File açıyoruz. File'ın da şeyler gelmiyor. HTML mi HTML yazmıyor. Sadece şey geliyor. Evet. PHP. Şimdi bu taslak olacağı için bunu biraz daha kısımlara bölerek çalışacağız. Yani üst kısım, alt kısım, gövde gibi birimlere ayırmamız gerekiyor senaryoştan. O yüzden ilk olarak taslağa işte tüm sayfayı kopyalıyorum. Hepsini kopyaladım hiç ayırt etmeden. Her şeyi kopyaladım. Yani şu an indekste taslak aynı şey barındırıyor. Yapayım. Var mı sıkıntı? Hayır, sildim onları, bunu yapıştırdım. Şimdi üst kısım, alt kısım, sağ kısım, sol kısım diye bunları böleceğiz sayın arkadaşlarım. Yalnız şu F6'ya bozulması çok üzüldüm ya. Şuradan elle yazmak zorunda kalıyorum.
local/masterpage/taslak.php. Şimdi bizim şuramız üst alanımız, üst taraftır. Sitede her yerde kullanılabilir ama istenen yerde de kaldırılabilir. Ama genelde sabit olduğu için ben sabit bırakacağım. Burada değişmeyecek. Şu alan duruma göre koyulup duruma göre kaldırılabilir. Aynı şekilde burası da içerik alanımız, burası da alt alanımız. Dolayısıyla bizim değişecek alanımız şu an burası oluyor. Doğru mu? Evet. O zaman bizim burayı boş bırakıp geri kalanı taslakta yapmamız gerekiyor. Şimdi taslağı birkaç yöntemle yapıyoruz seni arkadaşlarım bu taslak olayını. Bir tanesi, ya bu çok büyük oldu bunlar ya. Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Şunu bir tane daha küçülteyim. Ne? WordPress mi? Ha, ayarlarda vardı ya. Hatırlamıyorum ezberimde. Bir, şöyle yapıyorlar. Şimdi sayfa, hatta şuradan göstereyim. Sayfayı her alanı başka bir alıyor. Şurasına bir kısımdır diyor. Burası bir kısımdır diyor. Burası bir kısımdır diyor. Öyle ayıranlar var. Sayfayı iki parçaya bölüyor. Şunun üstünde kalan tüm HTML kodları bir sayfadır diyor. Bunun altında kalan HTML kodları bir sayfadır diyor. Sürekli ortası boş kalıyor. Ha? Başka türlü master page yapısı yok. Şimdi gösterdiğiniz bir şekilde burası mantıklı olan mı bence? O da mantıklı, öbür de mantıklı yani. Yapına göre değişir. Yani eğer bunu kullanacağın yer değişik varsa, hani koymak lazım, koymak lazım gibi durum varsa ayırırsın da. Ben de her yerde kalacak yani bu ana sayfa. Ha. Sürekli sabit kalacağı için ayırmama gerek yok yani. İşte şu tarafı kaldırma gibi bir durumum yok. Burada kategorileri göstereceğim. Şimdi bir login panelini koyacağım. Falan filan böyle kaldırmayacağım. Kaldıracak olsaydı ona göre bakacağım. Yani içeriğini değiştirebilir musun? Soldaki menü. Hı-hı. Bir sayfada öyle gözüküyor, bir sayfada öyle. Hayır. Hı-hı. O zaman ayırman gerekiyor ve her tarafta çalmamız gerekiyor. Hem ayıralım hem ikisini beraber yapalım o zaman. İkisini beraber yapacaksak sen arkadaşlarım şöyle yapıyoruz. Şimdi şuraya bir tane klasör açayım. Bu klasörde ne olsun? Sayfacıklar olsun. Sayfacıklar diye bir klasörümüz var. Ve mesela burası header alanı. Doğru mu? Yukarıdaki logolu mogolu olan yer. Burayı kesiyorum. Ve buraya yine bir tane işte klasik yapar. Hepsi aynı satıyor zaten. Ne burası? Header. Diyeyim. Header'a geliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Daha sonra buradan burayı çağırıyorum. Include ediyorum. Sayfacıklar içinden header.php. Bu burada çıkacak. Bunu silersem çıkmayacak. Silmezsem çıkacak. Sağ taraf var, side var. Bu kimi zaman var, kimi zaman yok. Hani olabilir demiştik. O zaman burayı kesiyorum. Ve gelelim. Neydi? Side var. Yapıştırdım. Burada sidebar'ı koyuyorum. Content. Burası boş kalacak. Şuraya da not alalım. İçerik alanı başlangıç. İçerik alanı bitiş. Hop.
Ben falan filan. Şunları bir yorum satır yapayım. Nasıl bir ayarı var bunun yani? Boşluk arkadaş. Ondan sonracıma burası içerik alınıp burası alt tarafımız olabilir olmayabilir. Şurası mı? Şundan nedir ya? Şöyle alayım işte komple. Evet, burayı böyle komple alacağım. Buraya da neyse. Gölgelerin dibini aldım. Bunları aldım. Dibi komple alıyorum ki hani yazmazsam, orayı silersem hiç iyi olmasın. Hocam kontertin olduğu boş mu bıraktınız? Sağ olasın. İçin mutlağını sildim. Buraya da button diyorum. Bu bir her sayfamda kalacak işte. Copyright, copyright falan filan diye. Sürekli duracak. Şimdi bu sayfayı çalıştırırsam normalde çalışması herhangi değişmedi. Bir ortalamamızı boşalttık. Başka herhangi bir işin yok. Şimdi bu benim normal taslağım. Bir de çok sık kullanacağım yapılarda bir taslak daha oluşturmak istiyorum. Bu da ana taslak olsun. Ana taslak çok basit bir şekilde çalışıyor sayın arkadaşlarım. Buranın üstü, içerik alanının üstü kesiliyor. Taslak üst yapılıyor. Veya bunu ben şey yapmayayım. Bu taslağı bozmayalım. Şuraya kopyalayarak gidelim. Üst tarafı yapıştırdım. Bu böyle yarım kalıyor. Herhangi bir tamamlama yok. Bir de taslak alt yapıyorum. Taslak altta da içerik alanının alt tarafını alıyorum. Ana taslağı yapıştırdım. Kopyalayarak. Şöyle kopyaladım. Yani bu ayrı bir tane kalacak. Diğer ayrı bir tane kalsın diye. Yanlış mı? Ha evet. Nerede alt? Açmadım. Ana taslakta ise sadece şey olacak. Sayfacık çağırma olacak. İki tane sayfa çağıracağım. Üstü var. Hı. Taslak üst. Taslak alt. Bu ikisi de döneceğim. Ve temiz olacak. Yani bundan sonra oluşturacağım sayfalar iki türlü oluyor sayın arkadaşlarım. Bir tane istersem taslakta daha karmaşık ve daha şekillendirebilir yapım varken ana taslakta ise sadece şey var. İstediğim içerik var. O zaman ana taslak kullanarak yaptığımız sayfalarda soldaki menü çıkmayacak. Çıkacak. Ama değiştirme imkanı olmayacak. Yani mesela ana taslak kullanıyorsam sağdaki menü olsun ya da olmasın kararını veremiyorum. Ama taslağı kullanırsam ben burada bunu istemiyorum deyip bunu buradan silebilirim. Tek farkı bu. Bir tanesinde seçim var, bir tanesinde yok. Bundan sonra oluşturacağımız tüm sayfası şöyle gerçekleşiyor. İşte index sayfası oluşturuyorum. İndex sayfasını hangi taslakla yapmak istediğime karar veriyorum. Ctrl C, Ctrl V ve içerik alanım olduğu için Hello World ile yazıyorum. Bu başta kalıyor. Bunu en alta atıyorum. Arada da içerik alanım olduğu için içerik alanını istediğim gibi çalıştırabiliyorum. Sileyim şunu. İngilizcesi için karar attınız ama oradan direkt görebiliyor mu?
Zaten bunlar CSS çerçevesinde vardı ya. Ha, o şekilde alıyor. Evet, bu zaten üstten geldiği için, bu da alttan geldiği için birleşiyorlar, aynı çalışıyorlar. Ve gerekli yerler zaten ona çağırıyor. Eğer daha kapsamlı bir şey istiyorsam dediğim gibi tasla tercih edeceğim. Bunda da yine aynı şekilde kopyala yapıştır mantığı kullanacağım. Fakat bunu istemiyorsam sileceğim, istiyorsam kalacak. Mesela bir tane böyle yapalım. Bundan sonra internet bütün şartlarına mı geliyor? Kopyalarak yaptığı için mecbur öyle gidiyor. Evet. Evet, master page bundan böyle. Index 2. Yapıştırdım. Bir tane şuraya H1 çekeyim. Index 2 diyeyim buraya. Şimdi sayfa normalde index 2.php. Index 2 açıyor. Fakat ben bunu şunu istemiyorum diyorum. Bunu buradan siliyorum. Bu sayfada orası gelmiyor. Gibi. Buraya veya onun yerine aynı boyutta başka bir şey buluyorum. İşte burada sidebar 2'yi kullan. İşte 5'i kullan gibi. Değiştirip değiştirip tercih ediyorum. Efendim? Neyse büyüdü mü orada? Yok. Aynı mı? Dolayısıyla aynı boyutta başka bir tane sidebar yapıyorum. O sidebarda da şey yapıyorum işte. Onu kaldır, bunu koy, bunu kaldır, bunu koy. Genelde şey, üye sayfalarında farklı oluyor bu işler. Hani normalken farklı, üye sayfasında farklı oluyor. Ya da şey gibi düşünebiliriz. Mesela hepsi buradanın bu tarz örnekler için güzel bir yapısı var. İşte şuradan bir şey tıklayayım. Burada bu varken işte başka bir sayfaya geldiğim zamansa yok. Kimin sayfaya geldiğim zamansa burada filtre çıkıyor, bir şey çıkıyor. Dolayısıyla sayfaya göre aynı boyutta birkaç tane şey var. Değiştirip değiştirip kullanıyorlar. Biz de aynı şekilde sidebar'ın başka bir sidebar yapıp aynı yere koyabiliriz. Mesela adamın üyelikli paralı üyelik sattın. Şey yapabilirsin mesela... Ney? Ürün, ürün. Dreamweaver'dan sonra bayağı bir başarılı yani. Ney? Yani bir site yapmak, geçişler, içerik sayfalarını yapmak. PHP'de mi? Evet. Ya zaten yapısı o zaten PHP'nin. Yani. Ama şu saatte öğrenmeyeyim. Ne bileyim, adama üyelik satarsın. Bu üyelik giriş yapınca mavi olur. Turuncu olur, bilmem ne olur. Değil mi? Kafana göre. Şekiller bu başlıyor. Hangisi sağlam hocam? Bize de bak. Bana tasla gelmek ya. Ne olur olur. Anlamadım. Dört tane tasla koy. Tam bir tasla anladım. O bizim değil de bir tasla koy. Yani WordPress'te düzenleyiciyi açtığımızda header ayrı yerde, footer ayrı yerde, sidebar ayrı yerde ya. Ama index açtığın zaman sadece çağırdığını görüyor. Bu da öyle var. Kenar barı işte hani. İsmi öyle vermiş. Adam adını öyle vermiş yani. Sol tarafı öyle vermiş. Sidebar demiş. Sol tarafı kadar görülen Tasla anladım, tamam. Tasla bizim master. Bunu mu anladın? Ha, burayı anladım. Bunu mu anlamadın? Ana taslak ne? Ana taslak da ikinci bir master page diye düşün. Tamam. Ama bunu sadece içerik alanı ayarlıyorsun. Hani sağ tarafı dokunmayacaksın, alt tarafı dokunmayacaksın, üst tarafı dokunmayacaksın. Burada yaptığın sadece şey. Var yani. Şu an içerik kısmını mı? Evet. Şey bu yazdığım sadece içerik kısmı. Tamam. Başka bir şey değil yani. Tamam. Diğer başka bir tane daha vardı. Diğeri bu işte. Alt taslak, üst taslak. Ha, alt taslak, üst taslak. Şimdi ben taslağı bir kere yaptım ya. Tamam, tamam. İkiye böldüm. İkiye böldüm onu. O değil de bir şey değil mi? Yani devam edelim. Değişiklik yapacağımız zaman sen arkadaşlarım şey dedi. Mesela sayfacıklar üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Sayfacıklardan birbirini çağırdığı için etkileşim bir şekilde değişmiş oluyor da. Açıkçası ben PHP işi için örnek veriyorum. WordPress'e siteye girdiği zaman oradaki PHP ayarlarını değiştirmen gerekebiliyor. Onu da anlamak için biraz ileri düzey bir PHP bilmek lazım belki ama en azından burada şefik bulup WordPress kursundan ilerlesek. Ya onun şeyleri var ya, çok metotları var şeyin. WordPress'in kendi metotları çok. Onlar aslında listesi varsa onları çözebiliriz. Çünkü ben baktığım zaman hep şey var işte, ne bileyim bilmem nereden metot çağırıyor. Şimdi sitenin başlığı geliyor. Zaten metot çağırıyor, şey geliyor. Hani
bir metot çağırma yöntemiyle çalışıyorlar. Bir de anladığım kadarıyla giydirmeyi yapan arkadaşlar şey yapmıyorlar. Sıfırdan yazmıyorlar. Yok. Aynı tasarıma benzer bir tasarımın üzerinde evet. Ufak değişiklikler yapıyorlar. Aynen. Hocam bir şey diyeceğim. Bu hani WordPress'te bir sürü dosya server eklememiz gerekiyor ya. John McCoy ortamda nasıl test edebiliriz? Koyuyorsun WAMP server'ın içine çalışıyor. WAMP server'ın içine mı? Ya da öbür server'da işte başka bir hangi tanesini koy. İçine atıyorsun dosyaları, atıyorsun çalışıyor. Hani evde çalışmak için sağ ol ona. Hı, sağ ol. Ama orada çalışma şey çalışmıyor. Kalıcı... kalıcı bağlantı şeyler çalışmıyor. Yapıları. Anladın mı?